Arkadaşlar herkese selamlar. Gaziantep'e hoş geldiniz. Bugün yine gezip tozduğum bir içerikle karşınızdayım. Arkamda gemimi görüyorsunuz. Hemen bu tarafında da Karayiplerin en tropik adalarından bir tanesi Dominika'dayız. Ve Dominika'nın başkenti diyeceğim artık en büyük şehri Rozo'dayız arkadaşlar. Daha önce burada bir video çekmiştim. Snorkeling yapmıştım. Şampanya klife falan gitmiştim hatırlarsanız, gördüyseniz. Bugün de arkadaşlar hem size için gemide çalışanlar için uygun olan bir opsiyonu anlatacağım. Hem de bu opsiyonu kullanırken yaptığım bir turu size göstereceğim arkadaşlar. Dominika Adası'nın en ünlü İngiltere'de Londra'da bir meydan vardır. Trafalgar Meydanı arkadaşlar. Adını oradan alan çok büyük iki tane arkadaşlar şelale var. Ona gideceğiz. Ondan sonra da Tito George diye bir havuz var arkadaşlar. Hepsi bunların doğal. Ona gidip bunları ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Ben niye bu tarafa doğru duruyorum? Gemiyi gösterecektim size. Şöyle durayım, çok sallamayayım. Evet. O zaman başlıyoruz. Şimdiden size eğlenceler diliyorum. Birazdan da size opsiyonla alakalı bahsedeceğim. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar opsiyon çok basit. Gemilerde zaten tur rehberi olarak çalışabiliyorsunuz. Eğlenceli bir meslek arkadaşlar, inanılmaz. Türkiye'de turizm rehberliği okuyan arkadaşların go-kart alması gerekiyor. İşte sınavlara girmeleri gerekiyor. Dil yeterlikleri gerekiyor. Arkadaşlar gemilerde go-kart'a bakmıyorlar. Eğer ki dil yeterliğiniz varsa, bu departmana çalışmaya uygun birisiniz, zaten tur rehberi olarak çalışabiliyorsunuz. Peki 2500 kişilik bir gemide bugün tam 1600 bilmem kaç kişi dışarı çıkıyor arkadaşlar. Ve hepsi bizden satın aldıkları turla. Geri kalanlar ise individüel olarak dışarı çıkıyorlar. Peki bir gemide tur rehberi kaç tane var arkadaşlar? Yani 1600 kişilik turları kaldırmaya yetebilecek kadar bir rehber var mı elimizde? Tabii ki de yok arkadaşlar. O yüzden karadan her gittiğimiz limanda bizim için çalışan acentalar bu turları düzenliyorlar. Bütün gruplar otobüs başına bunlar paylaştırılıyor arkadaşlar ve her otobüse karadan zaten bir tane rehber veriliyor. Ama biz Alman müşterimiz olduğu için ya da İtalyan bir firmasında, İngiliz bir firmasında çalışıyorsanız, o dilin çok iyi konuşulmadığı bir ülkedeyseniz, bizim için mesela şu an burada İngilizce konuşuyor, bizim misafirimiz Alman. O yüzden arkadaşlar bizim için şöyle bir opsiyon var. Aslında bunun dille de pek alakası yok. İmkan olduğu sürece bunu yapabiliyorsunuz ama tur rehberliği yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer çalışma saatleriniz uyuyorsa, müdürünüzden izin almanız gerekiyorsa ve tur acentasına, yani gemide bulunan tur departmanına başvurduğunuzda, eğer onlara da şu an müsaitlik varsa, size bir tur verebiliyorlar arkadaşlar ve o gün sizden tek istenen tur yapıldığı takdirde uygulanması gereken belli başlı standartlar var. Mesela bizde tur protokolü var arkadaşlar. Otobüs 9'da limandan kalktı. 9.45'te Trafalgar Şelalesi'ne ulaştı. 9.45 11.30 arası Trafalgar Şelalesi'nde kaldık. 11.30'da otobüs yola çıktı falan gibisinden bir protokol var arkadaşlar. Gayet basit bir şey. Bunu yapacağız ve bu süreç boyunca ben de rehberimizin ya da şoförümüzün, artık sadece şoförümüz mü olacak, rehberimiz mi olacak şu an bilmiyorum. Birazdan grupla buluşacağım arkadaşlar. Bu süreçte rehberimizin ya da şoförümüzün bana anlattıkları misafirlere çevireceğim. Zaten bazı misafirler İngilizce biliyor. Ama hem kuru burnundan yararlansın, para ödemeden turlara gidebilsinler, boş zamanlarını iyi değerlendirebilsinler. Hem de müşterilere bir tık daha iyi bir destek verebilmek amaçlı böyle bir opsiyon çıkmış arkadaşlar. Biz de bunu seve seve yapacağız. Yani evet arkadaşlar, yağmur ormanı da olarak adlandırabileceğimiz o ormanın içindeyiz. Yolda çekemedim, araba çok sallanıyor diye. Ama şimdi ulaştık. Birinci durağımız Tito Gorge arkadaşlar. Yani işte Tito Havuzu gibi de denebilir. Yüzeceğiz burada. Şimdi otobüsü aşağıda bıraktık yani arabayı. Burada bir inme alanı var. Orada giyinip sonra havuza gideceğiz. Evet, buradan giriyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru gideceğiz. Başladı girmeye aşağı. Bakalım nasıl olacak. Girenler çığlık atıyor arkadaşlar. Çok soğuk. Hayır.
Evet, şu an ilk adımı attım suya. Wow. Arkadaşlar vallahi bir belime kadar girmek zorunda kaldım, merdivenden indiğim yerde. Hemen daha sığ bir yere geldim çünkü soğuk. Arka tarafı görüyor musunuz? Şimdi o tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Buradan da şelale akmaya devam ediyor. Harika bir yer ya. Tabii ada komple volkan adası olduğu için arkadaşlar, bir volkandan oluşmuş olduğu için bu suyun volkanik bir bölgeden geçtiği ve daha sonra buraya geldiği söylendi. O yüzden mineral değerlerinin yüksek olduğu inanılan bir su arkadaşlar. Of, çok soğuk ya. Neyse, gideceğim bakalım. Orada bütün grup gitti arkadaşlar. En sona ben kaldım. Yukarıdan izleyen insanlar da, şuradan izleyenler de bana gülüyorlar. Giremedim hala diye. Ama çok soğuk. Biraz mesafe açılmasını bekliyorum. Ondan sonra yüzerek gideceğim. Şöyle. Of, çok soğuk ya. Hala bana bakıyor. Neyse, gidiyorum artık. Wow. Daha da derine gidiyoruz. Şu an ses yankı yapmaya başladı. Umarım duyuyorsunuz. Alles gut. Önünde bir aile var. Çocuklar olduğu için arkadaşlar. Araba şambeliyle gidiyorlar. Çok çok eğlenceli görünüyor. Şöyle göstereyim. Daha da soğudu. Daha da soğudu şu an. Suyun altını ben göremiyorum. Hadi bakalım, size göstereceğim. Şimdi sabit olurum. Wow, arkadaşlar gittikçe güzelleşiyor. Şimdi daha geniş bir alana geldik. Harika görünüyor burası. Evet, Echo'yu kullanıp da şarkı söyleyenler var. Evet, şimdi bir şelale sesi duyuyorum. Yap, okey. Arkadaşlar çok daha derine gidiyoruz ve çok güçlü bir şelale sesi var. Umarım duyabiliyorsunuzdur. Evet, artık ileri doğru yüzmek zorlaştı. Çünkü şelalenin suyu bizi itiyor arkadaşlar. Şu an duvara dayandım artık.
Evet, şuradan çıktık arkadaşlar. Ceketimi falan verdim. Şimdi giyineceğim. Buraya kadar da bir böyle bariyer yapmışlar. Buradan da nasıl göründüğünü göstermek istedim. Buradan pek bir şey göremiyor arkadaşlar. Ama içerisini siz de gördünüz. Harikaydı. O zaman ben giymeye gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar, 35 dakikalık bir 35 otobüs sürüşünden sonra, yani benim minibüsün sürüşünden sonra tekrar bir sonraki noktamıza geldik. Trafalgar şelalelerindeyiz. Şimdi 15 dakikalık bir böyle bir trek ikpetinde yürüyüşümüz olacak. Arkadaşlar, Dominika Adası tamamen çevresinde bir yuvarlak yapabileceğiniz şekilde hiking ve trekking alanlarıyla, yollarıyla dolu. Bunun en güzel yanı da arkadaşlar, her yolun üzerinde böyle mola verebileceğiniz kalma imkanları var. O yüzden hani bir gün boyunca yürüyüp akşamına ulaştığınız kalma yerinde kalıp konaklayıp ertesi gün tekrar devam edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar, yine daha önce dediğim gibi bir yağmur ormanı burası arkadaşlar. Sadece çok miktarda yağmur düşüyor arkadaşlar. O yüzden yağmur ormanı sınıfında. Fakat adadaki en güzel durum, adada sadece arkadaşlar iki çeşit kertenkele var. İkisi de zehirli değil. Bulunan yılanlar, adada bugüne kadar bulunan yılanların hiçbiri zehirli değil. Saldırgan herhangi bir hayvan yok. Normal bizim sokak köpeği olarak nitelendirdiğimiz, keşke hiç olmasa ama var. Sokak köpeği olarak nitelendirdiğimiz köpekleri, onlar wild dog diye isimlendiriyorlar. Ve bir de küçük bir domuz cinsi var arkadaşlar ve çok zor dedi onları zaten görebilmek. Demem o ki adada kesinlikle doğa içerisinde tehlikeli hiçbir şey yok. Olabilecek en büyük tehlike, şuradan birazdan kayarım yani. Ona göre ayakkabınız vardır zaten hiking veya trekking yapıyorsanız. Evet. Şelaleye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar, platform göründü. Zaten şelalenin sesinden anlaşıldığı kadarıyla geldik. Şurada yukarıda görünüyor. Ve arkadaşlar, 2019'da otostop çekerek ulaştığım yere bugün excursion departmanıyla, yani tur departmanıyla geldim. Gördüğünüz gibi Trafalgar şelaleleri. Evet arkadaşlar, ikinci durağımız Trafalgar Şelalesi'ydi. Şimdi burayı da gördük. Ben tabii ki de daha önce buraya geldiğim için çok fazla zaman harcamadım. İçeride biraz çekim yaptım. Şimdi geri dönüyorum otobüse.
Gemiden yola çıkalı yaklaşık 2 saat oldu toplamda arkadaşlar. Şimdi misafirler de otobüslere tekrar dönünce artık gemiye dönüş olacak arkadaşlar. Toplamda 3 saat sürmesi gereken bir turdu. Peki ben ne yaptım? Geminden ayrıldığımız saati yazdım. İlk durağımıza geldiğimiz zamanı yazdım. Oradan çıktığımız zamanı yazdım. Rehberimizin, şoförümüzün ve arabanın plakasını not ettim arkadaşlar. Şimdi protokolü doldurmak kaldı benim için. Akşam da tur acentası departmanı, artık tur departmanı diyeyim arkadaşlar, Shorex departmanı açıldığında gidip bana verdikleri dosyayı onlara geri iade edeceğim. Ha ne olabilirdi? Bugün başına herhangi bir kaza gelebilirdi, bir müşterinin düşebilirdi, bir yerini kırabilirdi. Bu durumda tabii ki de arkadaşlar şoförün ya da tur rehberinin telefonu kullanarak doktor çağırmam gerekebilirdi, ambulans çağırmam gerekebilirdi. Böyle bir durumda tabii ki de kaza raporu arkadaşlar. Bunların hepsinde dün ben dosyamı almaya gittiğimde bana anlattılar, hemen 15 dakikalık kısa bir eğitim verdiler arkadaşlar bana. Ve yani bu tabii ki de ben tur departmanına asistan olarak bu tura katılmak istediğim için bunları yapıyorum. Bunun dışında eğer siz rehberseniz arkadaşlar, yani gemide tur rehberi olarak çalışıyorsanız yine bu yaptığım işin aynısını yapıyorsunuz aslında. Çok büyük farkı yok. Buna istinaden arkadaşlar, yani bunun dışında gün içerisinde gemide bulunan tur satış counter'ları var arkadaşlar. Shelter dediğimiz. Orada bilgisayarlar var. İnsanlar gelip kendileri de aslında orada size ihtiyaç duymadan tur rezerve edebiliyorlar. Ama gün içerisinde ikişer saat, yani sabahtan 2 saat, akşamdan 2 saat olmak kaydıyla, deniz günlerinde, liman günlerinde ise akşamda 2 saat olmak kaydıyla bu counter'larda duruyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de o günkü planınızla alakalı. Gerek bu counter'da duruyorsunuz, gerekse ofiste aslında biraz bilgisayarda ofis işi yapabiliyorsunuz. Çünkü isimler, listeler, şunlar bunlar her şey yazılanıyor arkadaşlar. Peki orada ne yapıyorsunuz counter'da? Satacağınız turları arkadaşlar misafirlere tanıtıyorsunuz. İşte hangi turlarda yer varsa, müdürleriniz ya da yöneticileriniz size hangi turları önerin dediyse o turları insanlara tanıtıyorsunuz. İşte tur için rezervasyon yapmalarına yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki de sizin bildiğiniz, onların gözden kaçırdığı bilgiler yazıyor olabilir o an ekranda. Mesela burada mesela bir 15 dakikalık yürüyüş var. Zorluk derecesi hani minimum arkadaşlar. Tabii ki de yaşlı müşterilere bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bu sadece tur rehberi olduğunuz takdirde benim şu an yaptığımdan biraz daha farklı bir iş yapıyorsunuz. Biraz da tur satmanız gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi sattığınız turlara ertesi gün çıkıyorsunuz ve bütün günü böyle gezerek, dünya harikalarını görerek geçiriyorsunuz. Yani ben bunu ilk defa yaptım. 5. senem arkadaşlar. 10 küsur kontrat attım. İlk defa yaptım. Hiç aklımda hep vardı ama bir türlü çalışma saatlerimi uygulamıyordum istediğim turlara. Bu sezon iyi geldi. Çok iyi oldu hem de arkadaşlar. Şimdi Karayipler'de son turumuz aslında. Son bir 2 haftalık turumuz kaldı. Bu 2 hafta içinde arkadaşlar birkaç bir şey daha denemek istiyorum ama aynı zamanda çalışıyoruz da, yani bakalım. Bu da arkadaşlar benim gemide çalışmayı çok sevmeme sebep olan şeylerden bir tanesi. Şuraya inanın gelemezdim yani. Şu imkan olmasa, bu çalışma imkanı olmasa gelemezdim arkadaşlar. Evet. Mutluyum yani. Bunu da paylaşmayı seviyorum. Gelin arkadaşlar siz de. Konu yine oraya geldi. Evet arkadaşlar, Dominika adasındaydık bugün. Karayiplerin en ateşli ve en ıslak adalarından Dominika adası. Şimdilik benden bu kadar. Şurada bir beğen tuşu olacak arkadaşlar. Bir de kanala abone olursanız. Kendinize iyi bakın güzel Tozan'dan. Güle güle diyorum. Bay bay. Thank you.